Hakikaten şimdi bazıları neden ben sahnedeyim diye düşünüyor olabilir. Bu başından beri böyle. Biletlerin bir haftada bitmesinden anlaşılıyor bu. Bir rüyam gerçekleşti. Çok kıymetli insanlarla çalıştım. Onları tanıdım. Gerçekten öyle. Gel gelelim. Bir böyle amatör bir izleyici olarak ya şey ne yapıyor ki? Yani yapmasa orkestra çalınmayacak mı falan diye saçma sapan fikirleri vardı insanların. Acaba diyorum aranızda böyle bir hayali olan var mı? Yani yönetmek isteyen. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Yani seneye katılımın ücretini de biraz arttıracağız. Acaba yönetmek ister misiniz? Gönüllü. Balkondasınız, vinçle alamayız sizi. Yani aklınızdan geçen şu olabilir. Ya bu yapıyorsa ben de yaparım. Değil mi? Normal olarak aklınızdan geçenin o olması lazım. Ama mesleği bu olmayan birisi olsun, ne olur. Geçen sene öyle bir arkadaş geldi. Ben muhasebeciyim dedi. Aa, ben sizi hatırlıyorum geçen seneden. Geçen sene sizin çok tutmamıştı performans. Gerçekten mi? Şans insana her zaman doğmaz. Doğru. Geçen sene doğdu, bu sene de yani. Ne oldu? Darbuka kullandım. Hocam. Buyurun. Yok, darbuka vermeyeceğim size. He canım. La ile olmadı, bir sol falan alayım, doğa alayım bir şey. La alayım. Olma. Geç buraya, müzik dersi var, geç. Saadettin Bey. Bir kulağınıza bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Nota sehpasını alabilir miyim? Hoş geldiniz. İsminiz ne? Nermin Hanım. Bir bey rica edeyim. Bir bey. Katılmak isteyen. Hani nerede? Gel gel. Var mı cesur? Tabii canım. Bulur muyuz? Bir hanım daha rica edeyim. Buluruz tabii. Nasıl? Gelin tabii. Geldikten sonra bakın hanımefendi nasıl geldi. Aşk olsun. Buyurun. Buyurun, sizi şöyle alayım. Şu grupta durun. Şimdi ben gösteriyorum aşağı yukarı nasıl bir macera yaşanıyor diye. Bakın, burada şimdi ben size çubuk vereceğim bir tane. Çubuk. Buyurun. Bir tanesi evde, bunu tekrar saklıyor. Geri vermeyeceğim ona göre. Evet, genellikle hatıra başka alma üzerine çalışıyor hanımefendi. Keman ister misiniz? Fazla var. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir gamımız var burada. Do majör gam mı? Burada bir do majör gam var. Bir duyalım onu biz. Şu, bu, yani ölçüyü vurayım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Evet, oldu mu sizce? Siz hanımefendiyle bir ikili oldunuz. Vallahi bak. Siz ayrı çalışıyorsunuz. Sizin çocuklar mesleğiniz ne? Ben lise son öğrencisi. Lise son öğrencisi. Evet. Daha önce yaptın mı böyle bir şey? Müzikle ilgileniyorum ama böyle bir şey. Ha, siz mesleğiniz ne? Ben oyunculuk yapmaya çalışıyorum. Oyunculuk yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor mu? Ben çalışıyorum, oluyor. Çocuklar, size de birer baton vereceğim şimdi. Ama bunları alıp gitme diye bir... Sen batonsuz idare edersin gibime geliyor. Ben solam, solda kullansam. Tabii canım, sol... Yani elinizde olsun yeter, kaybolmasın. Evet, bakın arkadaşlar. Şimdi eğer iki dörtlükse şöyle vuruyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bakın bununla mesela do majörü yapalım bir. Son, iki, üç, dört. Siz bir başlatın bakalım hanımefendi. Nermin Hanım, siz başlatın lütfen. 1, 2, 3, 4 diyerek bu do majörü. Belki de yükseklik korkusu var hocam. Buyurun. 1, 2, 3, 4. Oho! Çok güzel. İlgili minörünü yapın. Müzikle ilgileniyordun değil mi sen? Senin ismin ne? Bengisu. Do majörün ilgili minörü ne?
La minör, doğru. Nermin Hanım serbest çalışmaya girdi. Anladım. O sizin yap... Çok özür dilerim. Alabilir miyim sizi? Bakın sizin demin çaldığınız biraz Alaturka bir şey oldu. Çaldığınız do şöyle bir şey. Do, do, re. Yani maziye bir bakıver. Tabii diyez gelince maziye. Biraz macunlu oldu.